Bu videoda da biraz daha böyle çerçeveyi daraltalım ve bu aylarda daha fazla yoğunlaşılması gereken keşfetinize de hep bunlarla ilgili şeyler düşüyordur. Sınavda bir netin bile ne kadar çok fark yarattığını düşünürsek biraz daha olay sürprize dönüşüyor. Yani çünkü ÖSYM coğrafyada gizli haritalar kullanmıştım ben de. Yıl içinde güncellenen bilgiler oluyor. Tarih netlerini nasıl arttırabiliriz? Taşlar yerine tam olarak oturmayacaktır. O yüzden zorlu bir süreç KPSS. Onları daha çok hatırlamaya başlıyorsunuz. En azından çok fazla karıştırdığınız konuları. Etrafınızda da böyle biri varsa eğer size yardımcı olabilecek. KPSS videosundan herkese merhabalar. Sınava az bir süre kala yine böyle KPSS serisiyle devam ediyorum kanalda. Bir önceki KPSS videosuna gelen yorumlar ve beğeniler için çok teşekkür ediyorum. Bu da benim için çok motive edici oldu aslında. Çünkü tecrübelerimi paylaştıktan sonra size faydalı olduğunu görebilmek beni çok çok mutlu ediyor. Önceki videoda son aylarda neler yapılmalı, son 2 aylık süreci ben nasıl değerlendirmiştim, nasıl bir kamp yapmıştım ve motivasyon üzerine konuşmuştuk. Dedim ki bu videoda da biraz daha böyle çerçeveyi daraltalım ve genel kültür kısmı, sınavın genel kültür kısmı hakkında konuşalım. Çünkü benim sınavda en iyi net elde ettiğim kısımdı genel kültür. 60 soruda 54 doğru, 5 yanlış ve 1 boşum vardı. Sınav dönemi boyunca da en çok ders çalıştığım ve ders çalışmayı sevdiğim derslerden oluşan bir kısımdı genel kültür benim için. Çok fazla soru bankası bitirmiştim ve farklı böyle çalışma yöntemleri izlemeye çalışmıştım. Dedim ki böyle iyi de bir net elde etmişken genel kültür kısmından bahsedeyim sizlere de neler yaptığımı paylaşayım istedim. Öncelikle 24 Mayıs itibariyle KPSS 2022 sınavının başvurularında başladığını da buradan duyurayım. 24 Mayıs 6 Haziran tarihleri arasında başvurular alınacakmış ve her oturum için 115 TL kadar bir ücret olacakmış. Yani genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve ÖABT sınavına girecek bir öğretmen adayı 345 TL ödemesi gerekecek. Maalesef ki ücretlerde çok fazla artış oluyor her sene bu şekilde. Belki duymayan varsa diye videonun başında da hazır başvurular yeni başlamışken bunu da duyurmak istedim. Duyuruyu da yaptıktan sonra şimdi esas kısma geçebilirim. Instagram'dan genel kültürle ilgili video çekeceğimi ve varsa sorularınızı bana sormanızı istediğimi yazmıştım. Epey bir soru gelmiş. Hepsi genel kültürle ilgili değildi. Konu dışı sorular da vardı. İşte eğitim bilimlerine nasıl çalıştığımla ilgili sorular vardı veya kendi branşım bu arada rehberlikle ilgili, ÖABT ile ilgili sorular vardı. Ben bu videoda sadece genel kültür kısmı ile ilgili olan sorular doğrultusunda ve kendi tecrübelerimi paylaşarak bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. İlk olarak biliyorsunuz ki sınavın genel kültür kısmı tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgilerden oluşan, unutulmaya çok müsait, sürekli konu tekrarı isteyen, bol soru çözümü gerektiren derslerden ve konulardan oluşuyor. Bu sebeple de sürekli konularımızı taze tutmaya yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. İlk olarak bu aylarda daha fazla yoğunlaşılması gereken vatandaşlık ve güncel bilgilerden başlayalım. Ben vatandaşlık dersine Esra Özkan Karaoğlu'nu izleyerek ve onun video ders notlarından faydalanarak çalışmıştım. Ben ders çalıştığım dönem, onun videolarını izlediğim dönem benim hocam kanalındaydı. Sanırım şu anda Hoca Kafası diye bir kanala geçti. Benim için anlatımı çok akıcıydı ve video ders notları gerçekten faydalıydı. Normalde diğer tüm dersler için böyle defterim vardı. Notları kendim yazmıştım. Videoları izleyerek dinleyip deftere kendi el yazımla yazmıştım. Ama vatandaşlıkta gerçekten çok karıştırılacak bilgiler de var ve yazmak çok vakit kaybı oluyor. O yüzden video ders notlarından faydalanmak daha pratik oluyor diye düşünüyorum. Videoları izlerken ders notları önümde hep açık oluyordu. Böyle paralel bir şekilde hem oradan okuma yapıyordum hem videoyu izliyordum ve mutlaka yanına kendimce eklemeler yapıyordum o ders notu üzerinde ve kendimce şifreler oluşturuyordum. Böyle çok saçma bir şey bile olsa biliyorsunuz ki saçma şeyler daha akılda kalıcı oluyor. İşte baş harflerden olsun bir şeylerden birazcık da ezber isteyen bir ders olduğu için kendimce böyle akılda kalıcı yöntemler bulmaya çalışıyordum diyeyim. Daha sonra biten her ünitenin ardından mutlaka soru bankasından soru çözüyordum. Bu bence hiç atlanılmaması gereken bir konu. Yani örneğin yasama ünitesi bittikten sonra başka bir üniteye geçmektense mutlaka o konuyu şöyle bir başa dönüp
hızlıca bir tekrar yapıp hani bütünü de görmek adına daha sonra da bol bol ve farklı farklı kaynaklardan soru çözmek gerçekten çok faydalı oluyor ve bence püf noktalardan birisi de bu. Direkt olarak bir sürü konuyu bitirip topluca soru çözümü yapayım derseniz hem kafa karışıklığı oluyor. Tam da böyle konuyu kavrayamıyorsunuz. Yani tam olarak kafanıza yerleştiremiyorsunuz gibi geliyordu bana. O yüzden bir ünite bittikten sonra mutlaka farklı kaynaklardan sorularımı çözüyordum. Sınav süreci boyunca gerçekten çok fazla kaynaktan yararlandım. Dediğim gibi bu genel kültür kısmında da bol bol kaynak çözdüm birçok dersten. Onlarla ilgili videolarım da vardı. En son kullandığım kaynakları sınav sonrası bir videoda anlatmıştım. Onu da buraya bırakıyorum. İzlemek isterseniz bakabilirsiniz. Yani özetle vatandaşlık dersi için yani bu 9 soruluk kısımdan bahsediyorum. Güncel bilgilerden ayrıca bahsedeceğim. 9 soruluk kısım için ben sadece Esra Hoca'nın videolarını izledim ve video ders notlarından faydalandım. Benim için fazlasıyla yeterli oldu. Tabii ki dediğim gibi çeşitli kaynaklardan da bol soru çözdüm. Tüm konuları bitirdikten sonra da branş denemeleriyle sürekli konularımı taze tutmaya çalıştım. Mesela en çok karıştırılan sanırım son ünitelere doğru böyle idari bir şeyler vardı. Tam hatırlayamıyorum konunun adını ama daha çok karıştırılan şeyleri geri dönüp mutlaka video ders notlarına bakıyordum. Böyle arada birkaç soru bankası çözerken notları da önüme alıp çözüyordum ki artık karıştırmayayım onu ve tam olarak kafama otursun. Bir diğer bu aylarda önem kazanan konu da güncel bilgiler. Biliyorsunuz ki sınavın son 6 sorusunu güncel bilgiler oluşturuyor. Yani daha çok böyle yarısı genel kültür, yarısı güncel olan sorulardan diyelim. Yani aslında vatandaşlık dersi 15 soru ama 9 tanesi vatandaşlık, 6 tanesi bu bahsettiğimiz güncel bilgilerden çıkıyor. Sınav dönemi boyunca hepimiz özellikle Instagram'dan farklı farklı sayfalar takip ediyoruz bununla ilgili. İşte KPSS soruları olsun, güncel bilgiler olsun. Hatta belki o kadar çok bakıyorsunuzdur ki keşfetinize de hep bunlarla ilgili şeyler düşüyordur. Benim öyle oluyordu. Yani oralardan böyle bilgiler edinmeye çalışıyoruz. Bu da tabii ki faydalı bir yöntem ama hepsinin aklımızda kalması tabii ki çok mümkün olmuyor. Zaten güncel bilgiler dediğimiz böyle derya, deniz, her şeyi duymamız, görmemiz veya aklımızda kalması pek mümkün değil. Ama bu aylarda biraz daha üstüne düşünmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sınavda bir netin bile ne kadar çok fark yarattığını düşünürsek 6 sorunun göz ardı edilmesi pek doğru olmayacaktır. Ben diğer videolarda da sık sık bahsettiğim gibi YouTube'da bir kanal takip ediyordum güncel bilgiler için. Kanalın adı her sene sınava göre değişiyor. Bu sene de KPSS 2022. Yine kanalın bağlantısını da buraya bırakırım, bakabilirsiniz. Ben hep onu izliyordum işte yemek hazırlarken, yemek yerken böyle açık duruyordu son aylarda. Benim için çok faydalı oldu. Oradan gelen bilgilerle yani aklımda kalan bilgilerle birçok soruyu cevaplamıştım. Şimdi de o kanalın sahibi olan hocamız KPSS 2022 sözlü mülakat soruları ve 900 adet güncel bilgiden oluşan bir dijital kitap ve 60'lı güncel bilgiler denemesi çıkarmış. Dijital bir ürün olduğu için satın aldığınızda WhatsApp veya mail üzerinden PDF şeklinde gönderiyorlarmış size bu kitabı. Ben de araştırdım ve sadece kitabı veya kitap artı bu 60'lı güncel bilgiler denemesini alabileceğiniz iki tane ayrı link var. Onları da açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca Ezgi koduyla aldığınızda 5 TL'lik bir indirim uygulayacakları ile ilgili benimle iletişim kurdular ve çok mutlu oldum. Sınav döneminde benim için çok faydalı bir kanal olmasından dolayı ve size de yararlı olacağını düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi 2 adet linki aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz ve Ezgi koduyla indirimli olarak satın alabilirsiniz. Zaten bana da incelemem için gönderdikleri örnekleri de burada sizlerle paylaştım. Ben çok faydalı buldum. Sizler için de faydalı olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi 6 sorunun göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir soruda bile çok fazla sıralama ve puan değişiklikleri yaşanabiliyor. Şimdi diğer genel kültür derslerinden birine geçmeden önce sizden gelen vatandaşlıkla ilgili sorulara bakıyorum. Hocam sizce vatandaşlıkta branş denemesi çözmek ne kadar önemli? Ben vatandaşlıkta deneme çözmektense bol bol tekrar yapıyorum ama deneme çözemediğim için aklım kalıyor. Sizce önemi nedir demiş. Bana göre aslında bütün derslerde branş denemesi önemli. Bir önceki videoda da bundan bahsetmiştim. Yani bir dersi tamamıyla bitirdikten sonra günlük olarak o dersle ilgili bir branş denemesi çözdüğünüzde en azından tüm konuları kapsayan bir küçük tekrar yapmış oluyorsunuz. Yani bunu her gün yaptığınızı düşündüğünüzde ve
o soruların çözümlerini de detaylı bir şekilde okuduğunuzu aslında sürekli olarak böyle tekrarlar yapmış olacaksınız. Tabii ki konulara da geri dönüp tekrarlar yapmak çok önemli. Dediğiniz gibi vatandaşlık da bu çok çok daha önemli. Çünkü çok kolay unutuluyor ve çok kolay karıştırılıyor. Sürekli tekrar yapınca bu birazcık artık ezbere dönüşmeye başlıyor diye düşünüyorum. Ama branş denemeleridir, soru bankalarıdır veya genel denemelerle aslında biraz daha olay sürprize dönüşüyor. Yani konunun hangi üniteden nereden geleceğini bilememek ve bir anda karşımıza çıktığında onu hatırlamaya çalışmak bile bence çok daha fazla etkili oluyor. O yüzden mutlaka branş denemesidir, normal denemedir veya kalan soru bankalarındaki soruları çözmeye çalışmak çok çok faydalı oluyor. Tabii ki tekrarlarımızı yapalım ama soru çözmeyi ihmal etmeyelim. Yani ben öyle yapmıştım. Bir diğeri de vatandaşlığı sürekli unutuyorum ve bu beni çok korkutuyor. Ne yapabilirim sizce? Aslında biraz önce cevaplamış olduk. Dediğim gibi işte bu tekrarlar ve sürekli olarak soru çözümlerine devam etmeyle. Aslında bütün derslerde bu geçerli. Hiçbir zaman konu tekrarını da soru çözümlerini de denemeleri de bırakmıyoruz son aylarda. Belki de en başa bir bakmak lazım. Konuyu tam anlamamış olabilirsiniz çünkü. Daha öncesinde yani ilk çalışmada konu tam oturmadıysa daha sonra tekrar bile yapılsa böyle hep aynı şeyi anlamadığınız kısmı tekrar ediyor gibi de olabilirsiniz. Belki o yüzden çok kolay unutuluyordur. Bence önce ilk çalışmada konu iyi kavranmalı. Ondan sonra da hiç unutmaya müsaade etmeden sık sık tekrarlar yapıp ardından da soru çözmeyi ihmal etmeden devam edilmeli. Ben böyle olduğunda çok fazla unutulma olmayacağını ve sürekli pratikleşeceğinizi düşünüyorum. Şimdi ise diğer bir genel kültür dersi olan coğrafyaya geçiyorum. Aslında coğrafya ile ilgili bir videom var kanalda. Onu da mutlaka izlemenizi öneririm. Geçen yıl çekmiştim coğrafyayı nasıl full yaptım diye. Ben coğrafyada 18'de 18 yapmıştım sınavda. Bu beni çok mutlu etmişti. Çünkü bir önceki sene tam olarak böyle yanlış yapmamam gereken soruları yanlış yapmıştım ve çok üzülmüştüm 2019 yılında ama 2020'de çok şükür ki hepsini doğru yaptım. Bunda neler etkili oldu peki? Gerçekten coğrafyaya en başta önyargılıydım. Daha sonra o kadar çok sevdim. Çalıştıkça o kadar çok merak ettim ki her şeyi. Böyle çok hayatın içinden geldi bana. Tarih gibi aynı. Her şeyi merak edip öğrenmeye başladıkça yani aslında dersi sevdikçe biraz daha kolay öğreniyorsunuz. Engin Eraydın'ı izledim. Zaten o videoda da her şey dediğim gibi detaylı olarak var. Benim hocam kanalından Bayram Meral Hoca'nın da birkaç videosunu izlemiştim. Ama esas olarak HocaWeb'de kanalı Engin Eraydın hocanın tüm videolarını detaylı bir şekilde izledim, dinledim, durdurarak sürekli not çıkardım ve çok güzel bir defterim vardı. Biliyorsunuz coğrafyada değişen TÜİK verileri oluyor, yıl içinde güncellenen bilgiler oluyor. Onları çok iyi takip ettim. Instagram hesaplarından sürekli işte Engin Eraydın da paylaşıyor zaten güncellendiğinde. Hep onları takipte oldum. Sürekli haritalar üzerinden çalışmalar yaptım. Çünkü ÖSYM coğrafyada haritalar üzerinden sorular sormayı gerçekten çok seviyor. Mutlaka birçok soru çıkıyor haritalı görsel olarak. Dilsiz haritalar kullanmıştım ben de. Böyle Türkiye haritası çıkarıp dilsiz olarak birçok konuyu onun üzerinde çalışmıştım. İşte madenler olsun, göller olsun, hayvancılık ne nerededir böyle görsel olarak kendi zihnimde onu oturtmaya çalışmıştım. Benim için çok faydalı oldu çünkü bu şekilde görsel olarak hazırladığım bilgiler sınav anında benim direkt gözümün önünde canlanıyordu. Çok fazla da baktığım ve çalıştığım için. Onun dışında coğrafyada başarılı olmamı sağlayan şeylerden biri de bol bol soru çözmüş olmam ve farklı kaynaklardan çözmüş olmam. İşte PEGEM'inkini çözmüştüm. Yargı yine kaynak önerileri videomda var ve Mehmet Eğit Hoca'nın biliyorsunuzdur onu da. Onun da çok güzel kitapları var. Onları da edinmiştim. Sadece mesela haritalarla atak diye bir kitabı vardı. Bütün sorular Türkiye haritası üzerindendi ve gerçekten zordu bence. Amiral diye bir kitabı vardı sanırım. Gerçekten zorlayıcıydı mesela. Onları çözmeye çalıştım ve her zaman söylüyorum bunu. Mutlaka soruyu doğru bile yapmış olsam gidip çözümünü de okuyordum. Özellikle bu son aylara doğru hala soru bankası da çözmeye devam ediyorsanız bunu yapmanızı öneririm. Branş denemelerinde de aynı şekilde. Zaten cevaplı soru bankalarını çok önermiyorum ama çözümlü soru bankalarında gidip doğru yaptığınız sorunun bile çözümünü okuduğunuzda oradan bir sürü daha bilgiyi tekrar edebiliyorsunuz.
O yüzden bence çok çok faydalı bir yöntem. Mutlaka yapın. Zaten yanlış yapılan sorulardan bahsetmiyorum bile. O kilit nokta, netleri arttırmanın tek yolu yanlış yapılan soruların neden yanlış yaptığımızı ve o konuyu tekrardan okuyup çözümünü çok iyi bir şekilde okuyup yine anlamadıysak mutlaka bir defteri açıp o konuya tekrar bir geri dönmemiz gerekiyor ki bir daha asla o konuyu yanlış yapmayalım ve sınavda da bu başımıza gelmesin, netlerimizi düşürmesin. Coğrafya için özetle şunları söyleyebilirim. Bence kendinize ait notlarınızın olması önemli. Çünkü dediğim gibi çok saçma bile olsa kendimizce bir kod oluşturabiliyoruz akılda kalıcı. İşte kenarına küçük notlar düşebiliyoruz. Sadece kendimizin anlayabileceği şeyler. O yüzden güzel bir şekilde videoları izleyip böyle düzenli bir defter tuttuğumuzda ve onu sürekli tekrar ettiğimizde artık o defter yapraklarının hangi konunun nerede yazdığının sürekli böyle gözünüzün önünde canlanmaya başlayacağını fark edeceksiniz. Bu önemli konulardan bir tanesi dediğim gibi coğrafyada ÖSYM haritaları çok ama çok önemsiyor. Yani haritaları es geçmemiz mümkün değil. Sürekli olarak önümüzde bir harita. Zaten haritalarla coğrafya kitapları da var biliyorsunuz. Ben de onlardan faydalanmıştım. Bu şekilde harita odaklı çalışmanızı da öneriyorum. Benim mesela böyle çok güzel bir Türkiye haritam vardı orta boyda. Tam çalışma masamın karşısına yapıştırmıştım onu. Dersten sıkıldığımda bile böyle kafamı kaldırıp onu incelemeyi seviyordum. Onun bile faydası oluyor gerçekten. Çünkü şehirlerle ilgili de sorular çıkabiliyor sınavda. Dediğim gibi harita odaklı, tekrar odaklı, böyle güzel not ve şifrelerle ilerleyebileceğiniz bir süreç sizin için faydalı olacaktır. Zaten bütün dersler için söylüyorum işte denemedir, soru bankasıdır, branş denemesidir. Bunlar hiç bırakılmamalı. Ve benim için en büyük püf noktalardan biri de yanlış da yapsam, doğru da yapsam çözümlü soru bankalarındaki çözümleri okumak, altını çizmek, saklamak diyebilirim. Hocam tarih, coğrafya altyapım yok. Ne yapabilirim sınav için? Şu anda az görünse de aslında bayağı bir süre var. Bence hiç geç kalmadan en azından en fazla çıkan konularla ilgili hemen videolar izlemeye başlayarak birazcık ilerleme kaydedilebilir diye düşünüyorum. Tabii ki özellikle tarih bitirmesi çok çok vakit isteyen bir ders ama dediğim gibi en azından çok fazla soru çıkan konulara yoğunlaşarak böyle yoğun bir program uygulamanız gerekiyor tabii ki. Ve konu tarihe de gelmişken genel kültür kısmındaki en fazla soru sayısına sahip olan tarih dersinden bahsedelim. Son olarak bildiğiniz gibi 27 adet soru var. Ben de bunun 24 tanesini doğru cevaplamıştım. 3 tane yanlışım vardı. Böyle bir tanesini de arada kaldığım için yanlış yaptığımı hatırlıyorum. Çok ama çok sevdiğim bir dersi tarih. Böyle en başta yine ön yargılı olduğum ama çalışmaya başladıktan sonra sürekli merak ederek ilerlediğim ve öğrenme isteğimin olduğu bir dersti. En fazla soru bankası çözdüğüm derslerden bir tanesiydi. Tarihte vatandaşlık, coğrafya gibi nankör bir ders. Eğer çalışmazsanız unutulmaya çok müsait. O yüzden o da sürekli tekrarlar istiyor. Ya bütün dersler için bundan bahsediyoruz aslında. O yüzden zorlu bir süreç KPSS. Çok fazla ders var, çok fazla tekrar edilmesi gereken şey var ve çok fazla konu var. O kadar iyi anlıyorum ki o zamanlar neler yaşadığımı düşünüyorum da yani çok yoğun bir çalışma gerektiriyor. Eğer yüksek puan almanız gereken bir branşınız varsa gerçekten yoğun bir çalışma bekliyor bu sınav sizden maalesef ki. Tarih dersinde de Ramazan Yetkin dinledim ben de birçok kişi gibi. Eski videolarda da mutlaka bahsetmişimdir. Böyle kocaman bir defterim vardı. En kalın defterlerimden bir tanesiydi. Ramazan Hoca'nın anlattığı her şey o defterde yazılıydı. Video ders notu almadım. Coğrafyada da bahsettiğim gibi kendimce bir şeyler oluşturdum sürekli. Hem hocanın tahtaya yazdıklarını hem anlattıklarını yazmaya çalıştım. Durdurdum, geri sardım. Bazen o kadar uzun sürdüğünü hatırlıyorum ki o notları çıkarmanın. Çünkü video 1 saatse ben yazı yazdığım için 2,5 saatte bitiyordu. 5 ay kadar bir süremi almıştı tüm videoları izleyip bir defter oluşturmak. Ve o defterde kendimce anlayabileceğim birçok şifre vardı, eklemeler vardı, böyle küçük küçük notlarım vardı. Ve çok fazla okudum o defteri. Çok fazla kendime anlattığımı hatırlıyorum. Anneme anlattığımı hatırlıyorum konuları. KPSS'deki en yoğun konu içeriğine sahip derslerden bir tanesi. Ben de bu ders için bol bol defterimi okudum. Çok fazla kaynak çözdüm. Sanırım 5 veya 6 tane soru bankası bitirdim ve tüm konularım, tüm tarih dersi bittikten sonra da branş denemesi çözdüm. Her gün mutlaka branş denemesi çözüyordum. Gerekirse soru bankalarında da kalan sorularımı çözmeye devam ediyordum.
En etkili yöntemlerden birisi tarihte başka birini anlatmak konuyu. Yani bu o kadar akılda kalıcı bir yöntemdi ki benim için. Kendime anlattığım da oluyordu ama hatta onunla ilgili bir soru gelmiş. Hemen onu cevaplayayım o sırada. Tarihte soğuk savaş gibi uzun bir konuya nasıl çalıştınız? Gerçekten o kısım beni çok zorlamıştı diye hatırlıyorum. Böyle kendim okumaya çalışıyordum ama hepsi birbirine giriyordu konuların. Asla anlayamıyordum. Çok fazla karıştırıyordum ve biz günlerce oturup o kısmı annemle beraber çalışmıştık. Önce böyle yüksek sesle birbirimize okuduk. İşte bir o okuyordu, bir ben okuyordum. Daha sonra defteri kitabı kapatıp birbirimize sorular soruyorduk. Anlatmaya çalışıyordum ben konuyu ona. Böyle böyle etkileşim halinde olduğumuzda akılda kalıcı şeyler oluyordu. Çünkü arada sohbet de ediyorsunuz konuyla ilgili ve tabii ki onları daha çok hatırlamaya başlıyorsunuz. Bu önerebileceğim bir yöntem. Gerçekten etrafınızda da böyle biri varsa eğer size yardımcı olabilecek çok çok faydalı. Onunla böyle etkileşim halinde çalışabilirsiniz. En azından çok fazla karıştırdığınız konuları. Diğerlerini de dediğim gibi defteri kapatıp kendini anlatma yöntemi de bence çok etkili. Bir sınıfı anlatır gibi, ders verir gibi anlatmakta gerçekten etkili oluyor. Ama tarih çalışırken bunu ezberlemediğinizde iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ezberliyorsanız mutlaka unutulacaktır çünkü. Yani bu konuyu anlamışsınız, özümsemişsiniz ve o şekilde anlatıyorsunuz. Bu çok önemli. Neden sonuç ilişkisi içerisinde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani bu konu neden olmuştu, bu olay neye bağlıydı? Bunu eğer ayırt edebiliyorsanız zaten konuyu anlamışsınızdır ve o şekilde anlatıyorsunuzdur. Diğer türlü defterde veya kitapta yazan şeyi birebir söylemeye çalışmak unutulmaya yol açacak en sonunda ve sınav anında sizin için bir faydası olmayacak maalesef. Tarihe nasıl çalıştınız hocam? Konu çalışsam da netlerim artmıyor. Tarih netlerini nasıl arttırabiliriz? Ne yaptıysam olmuyor. Hemen unutuyorum. Tarihe çok ilgim var ama denemede en fazla 18 neti geçemiyorum. Ne yapmam gerek? Evet, aslında benim de bahsettiğim şeyler böyle netleri arttırmaya yönelik yöntemler. Dediğim gibi ben sadece kendi çalıştığım ve bana faydalı gelen yöntemleri aktarmaya çalışıyorum. Konu tekrar yapsam da netlerim artmıyor demişsiniz mesela. Dediğim gibi sadece konu tekrar da yeter değil. Evet, konu tekrar aşırı derecede önemli. Tekrar etmezsek mutlaka unutacağız. Ama ardından soru çözmediğimizde o tekrarında bir anlamı kalmayacak. Çünkü taşlar yerine tam olarak oturmayacaktır. O yüzden tam böyle yarım değil de her şeyi tam olarak yapmak gerekiyor sanırım başarı getirmesi için. O yüzden öncelikle konu çalışması, sonra konunun bir bütününü şöyle bir genel tekrar etmek, ardından o ünitenin soruları ve gerekirse yanlış yapılanlara geri dönüp tekrar bir konu çalışması ve tüm üniteler bittikten sonra da branş denemeleri ve sürekli olarak şöyle bir eksik olunan, eksik hissedilen yerleri göz gezdirmek, tekrar etmek, birilerine veya kendimize anlatmak benim için tarih çalışma yöntemi ve en faydalı olan çalışma yöntemi bu şekilde. Burada videonun başında da söylediğim gibi genel kültür dışında da sorular yer alıyor. İşte kamplar olsun, sınav süreci veya konu dışı şeylerle ilgili sorular gelmiş. Ama bu videoda bunları cevaplamak istemedim. Yine de ekran görüntüsü aldım. Hepsi duruyor. Yine böyle KPSS serisine devam ettiğimizde bunları dikkate alırım. Yine yanıtlamaya çalışırım mutlaka. Bu videoda genel kültür kısmına nasıl çalıştım? Tek tek derslerde hangi püf noktaları benim için etkili oldu? Hangi yöntemler benim için verimli oldu? Sizlerle bunu paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler de faydalanırsınız. Belki benim yaptıklarımdan birkaçını denersiniz de faydalı olur. Mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Yine sorularınız varsa da yanıtlamaya çalışırım videonun altında. Videoyu kapatmadan tekrar hatırlatayım. Eğer güncel bilgilerle ilgili kitabı ve denemeleri almak isterseniz linkler açıklama kısmında ve Ezgi kodunu kullanarak indirimli almayı unutmayın. Alanlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım bu kritik dönemde, son aylarda çalışmalarınız iyi gidiyordur. Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepsini okuyorum ve elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Yine KPSS serisiyle ilgili çekmemi istediğiniz videolar hakkında da yorum bırakabilirsiniz. Ve abone olursanız da çok çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.